Dur. Hocası arıyor. Ben açarım. Bence açma. Kız kıskançtır belki. Ne kızı ya? Hocam diyor, görmüyor musun? Kesin Kanada'dan Sir bilmem ne Anderson falandır. Anderson. Yersel. O hocanın adı ben diyeyim Hande. Sen de Hülya değilse ben de ne olayım? Abuk subuk konuşma. Ayrıca Hande ise de Hande. Sana mı kaldı? Yalnız telefon biraz tanıdık galiba. Ha, evet. Şey, çalmıştı da ben de zaten sana getiriyordum. Hı. Hocam aradı. Bu arada. Hı hı. Ben de hazırlanıp onun yanına gidecektim zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. Dimdik. Ne kadar dik yürüyor teyzen? Sergiye gidiyorlar. Annem için kaçırmaz davetleri. Şu durumda. Bu gece bile yani. Böyle eğilmez, bükülmez. Heykel gibi dimdik. İki kardeş neden düşman olmuşlar sence? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Kara kutuda bir şey var ama. Ne kara kutusu? Al işte yine hocaya gidiyor. Bismillah ne hocası ya? Kim bilir hangi partiye diyorum işte. Kim bu Volkan? Ne taraftan akraban? Ay yok canım, akraban falan değil. Ne akrabası? Yok, uzaktan bile değil yani. Sıfır kan bağı. Sıfır. Ama burada sizinle aynı evde kalıyor. Kalır tabii. Boş ver, uzun hikaye. Ne ders alıyor peki? Yani bu saatte hoca derken okutup üfletmeye gitmiyor değil mi? Brownie yer misin? Hı? Getireyim. Ay aman. Hepsini de ben yedim. Hadi al şundan azıcık. Minnacık ya, ucundan minnacık. Yok, ben bir su dökünüp yatarım artık. Su dökünmek ne ya? Duş alıp yatarım yani. Bizim oralarda öyle derler. Su dökünmek derler. Dur. O zaman sen bu akşam Umay Karayusulü su dökeceksin. Ne? Hadi gel. Hadi. Dur. Hadi. Gel. Hadi. Dur. Hadi, gel. Teyzemin banyosunda mı? Hayatta olmaz. Bak, bu öyle senin bildiğin banyolara benzemez. Fada bulamazsın ama bu keyfi. Ama izin almadan olur mu? Ayıp ya. Ay, ne olacak canım? Onlar gelene kadar olur. Hadi. Tata. Hikayem seninkine hiç benzemiyor. İçinde böyle mis gibi kokan bembeyaz köpükler yok. Nasıl kaldırdın bütün bunları? Nasıl dayandın ya? Ben değil o kömürlükte bir güne evinde ya, kendi evinde babanla yaşadıklarına bir dakika bile dayanamazdım herhalde. Dayanırsın.
Herkes içine doğduğu hayata dayanır. Yoksa yaşayamazsın ki. Adım boşuna hayat koymamış annem dedim hep. Ben hayatımı hiç küsmedim. Kömürlükte bir yemin ettim ben. Kendime bir söz verdim. İnadına yaşayacaksın dedim. Adının hakkını vere vere hayatta kalacaksın dedim. Galiba tanıdığım en güçlü insansın. Alkışa gerek yok ki. Hepimiz yaşıyoruz işte. Kimisi köyde, kimisi böyle seninki gibi masallardan çıkma sarayında. Zengin, fakir, çirkin ya da dünya güzeli ne fark eder? Hepimiz yaşamak için geldik işte. Yani hayalcim, bana seninki gibi bir hayat çıkmadı. Çoğumuza da çıkmıyor zaten, ne yapalım yani. Böyle bembeyaz köpüklerin altında yaşayamıyoruz diye yaşamayalım mı? Hı? Yeğeninle tanışsınlar diye arkadaşlarımızı eve çaya davet etmek ha. Bakıyorum kriz yönetmekte boyut atlamışız Umay. Dedikodu kaçınılmazsa fısıltıya arkanı dönmeyeceksin. Arkamı kollayacağım ama düşmanımı karşıma alırım daha iyi. Bravo Umay'cığım. Bravo sana. Bravo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya var ya, 40 yıl düşünsem böyle tuzlu ve parfüm dolu bir banyoda yıkanacağım hiç aklıma gelmez. Aynı şey gibi oldu, farkında mısın? Ne? İsimlerimiz gibi oldu. Nasıl yani? Düşman kardeşler kızlarına isim verirken kardeş payı yapmışlar baksana. Hayat, hayal. Hayal, hayat. Oha! Evet ya, doğru. Hayaller villada banyo, hayatlar karalılarda kazanlı hela. Hela mı? Ya çok fenasın. Ne?